Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Orjinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında Doğru analitiği konusundaki kazanım testi yani doğru denkleminin bulunması ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda alanları 9 ve 4 olan iki tane kare verilmiş. O zaman alan 9 ise bir kenarı 3 yapar 4 ise bir kenarı da 2 yapar. O zaman B ve E köşelerinden geçen D doğrusunun denklemi isteniyor. Bak E noktası belli mi arkadaşım? Belli. Ya da bize ne lazım? Eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi ne biliyoruz biz. O zaman bir nokta lazım. Evet buradaki noktayı bulabilirim. Şuradaki noktayı da bulabilirim. Ama o noktayı bulmaya gerek kalmayacak. Bir nokta bana gerekli. 5'e 2 mi? Evet 5'e 2 noktası. Şimdi eğim lazım. Eğim dediğimiz tanjant alfa değil mi? X eksenine yaptığı açının tanjant değil mi? Evet. E hocam alfaysa bak burası da alfa. E burası 2 birim. E bunun tamamı 3 birimdi. Şurası da 2 birimse buraya 1 bir birim kaldı. Aa bunun eğimi hocam. 1 bölü 2 ama sola yatık. Eksi 1 bölü 2. O zaman m çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y deyip sonuca ulaşıyoruz. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 5 eşittir. 2 ile karşı tarafı 2 y eksi 4 yapar. O zaman x'in kas sayısı genelde artı olan şıklardaydı. Bir de şıklara baktığımız zaman eşit sıfırlı var. O zaman sıfır eşittir. x artı 2 y eksi 9 mu yapar? Evet. Yani cevabımız böylelikle Denizli yaptığı birinci soruda. Geldik 2'ye. Analitik düzlemde köşeleri ABC noktaları olan üçgenin BC kenarına ait kenar ortay doğrusunun denklemi. Hemen ABC üçgenini soruyu anlayabilmek için rastgele çiziyorum. Özel bir durum yok. Analitik düzlem çizmiyorum. A1'e 3, B2'ye 6 ve C noktasında 4'e 4 verilmiş. Arkadaşım bizden ne isteniyor? BC kenarına ait kenar ortay denklemi isteniyor. Bunun denklemi. Denklem yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Bir Eğim 2 nokta. Valla noktası var burada ama eğimi bulmam lazım. Burada ben neyi bulabilirim? Şu noktayı bulabilirim. Orta nokta 6 bölü 2'den 3'e y'ler toplamı 10 bölü 2'den 5. Hocam şimdi 2 nokta var. 2 noktası bilinen doğru denklemini yazabilirim. Bunun için de eğim lazım zaten. Eğimlidir. Y'ler farkı 5 eksi 3 2 bölü x'ler farkı 2 bir yaptı. Evet 1. Eğim belli nokta ister 3'e 5'i seç ister 1'e 3'ü seç fark etmez. Sonuçta bu doğrunun eklemini istiyorum. Eğim belli nokta belli doğru eklemi yazabilirim. M çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde yazılır. Buradan x eksi 1 eşittir y eksi 3 yapar. Ve y'yi yalnız bırakalım. x artı 2 eşittir y mi oldu? Evet. y eşittir x artı 2 oldu. Yani ikinci soru böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı. Geldik 3'e. Analitik düzlemde a ve b noktaları olmak üzere AB doğru parçasının orta dikmesi. Bak şimdi. a orta dikmesi. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. a noktası 4'e 1. B noktası da 2'ye 3. Bunun orta dikme doğrusu isteniliyor bizden. Bu doğru denklemin adı isteniliyor. Doğru denklemi yazmak için kendimize 2 soru soruyoruz. 1. eğim 2 nokta. Nokta var mı? Yok ama bulunabilir. Şuradaki nokta toplamlarının yarısı 3'e toplamlarının yarısı 2 yapar. Şimdi eğim lazım. A 2 doğru dik kesiyor. Eğimler çarpımı eksi 1. Bu doğrunun eğim belli mi? Belli. Y'ler farkı bölü x'ler farkı 2 nokta olduğu için. Y'ler farkı 3 eksi 1 bölü x'ler farkı 2 eksi 4'ten 2 bölü eksi 2'den eksi 1. Yani m1'i kaç bulduk arkadaşım? Eksi 1 bulduk. O zaman bunun eğimi de kaç yapar? 1 yapar. Eğimler çarpı eksi 1 oldu. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz. m çarpı x eksi noktadaki x. 3 eşittir y eksi noktadaki y 2. Buradan x eksi 3 eşittir y eksi 2 oldu. E, şıklarda bakıyorum hep x'in katsayısı artı olan hepsini sol tarafta toplayalım. x eksi y artı 1 eşittir pardon eksi 1 eşittir 0 yapar. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı. Üçüncü soru. Geldik dörde. Analitik düzende verilen D doğrusunun eksenlerle oluşturduğu ikiz kenar üçgenin alanı 8. İkiz kenar üçgen ise A çarpı A yani kenarlar eşit. Bölü 2 bir de dik üçgen olduğundan dolayı dik kenarlar çarpının yarısı eşittir 8 verilmiş. A kare eşittir 16 geldi. A'yı böylelikle 4 bulduk. 4, 4. Şimdi İstediğin şekilde yapabilirsin ama eksenleri kestiğin noktalar belli. Burası 4 birim solda burası 4 birim yukarıda. Yani x bölü eksi 4 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklinde olur. O zaman burada eksi 1 ile çarpalım bunu. Eksi x artı y bölü 4 eşittir 1'den eksi x artı y eşittir 4 geldi. Ama y'yi yalnız bırakmışlar. Öbür tarafa atalım. Y de buradan x artı 4 deme eşit oldu. Evet cevap c oldu. Dördüncü soruda. 5'e geldik. Bu doğru analitik düzlemde bir doğru çizilmişse OAB'nin açı orta. Hemen eksenleri kestiği yerleri bulalım. Bu doğruda x yerine ben sıfır yazsam. 3y eşittir 36 mı yaptı? Evet. 3y 36'dan y'yi kaç bulduk? y'yi 12 bulduk. y 12 çıkar. Peki y yerine sıfır yazsam y yerine 0 yazdığım zaman da arkadaşım ne geliyor? 4x eşittir 36'dan x'i de böyle e, 9 bulduk. x 9 y 12 Hocam burası 9 birim burası da 12 birim yaptı. 9 12 15 üçgeninden burayı da 15 bulduk. OAB açısı. OAB açısının nesi isteniyor bizden? Açı ortay doğrusunun denklemi isteniyor. Bak 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 bak. Açı ortay doğrusu. Hocam 12 bölü 15. Nedir? Koldaki oran açı ortayda. 12 bölü 15. Bölü 3'e 4. Bölü 3'e 5. 4 bölü 5. 4K ise burası 5K olacak. Toplam 9K eşittir. 9'dan K'yı 1 buluruz. O zaman burası 4 çıktı. İşte bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Ekseni kestiği yer 4. Y ekseni kestiği yer 12. O zaman x bölü 4 artı y bölü 12 eşittir 1 şeklinde sonuca ulaşırız. 3 ile genişletelim. 3x artı y bölü 12 eşittir 1 yaptı. O zaman 3x artı y eşittir 12'yi arayacağız. Şıklarda direkt var. 5. soru Akçay oldu. 6'ya geldik analitik düzlemde. ABC noktaları diyor ki AB kenarına ait yükseklik. Hemen rastgele bir üçgen çiziyorum arkadaşım. Soruyu anlayabilmek için. A noktası 1'e 5 özel bir durum olmadığı için analitik düzlemi çizmiyorum. B noktası 2'ye 3. C noktası da 4'e 2. ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik. AB kenarına ait yüksekliğin denklemi isteniyor. Arkadaş denklem isteniyorsa kendimize iki soru soruyoruz. 1. Eğim var mı? 2. Nokta var mı? Nokta var mı? Var. Şimdi eğimi bulacağım. A 2 doğru dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimini bulabilirim ben. YLA farkı 2 bölü. XA farkı eksi 1. 1 eksi 2'den eksi 1 değil mi? Yukarıdan başladık. E burası eksi 2 bölü 1 ise yani eksi 2 ise o zaman bunun eğimi ne olacak? Bunun eğimi de arkadaşım 1 bölü 2 olacak. Ters çevirip eksi ile çarpıyoruz. Tamam. Eğimler çarpıp eksi 1 oldu. Eğim belli. Nokta belli ve belli. E, o zaman 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x. Y eksi noktadaki y diyeceğiz. 1 ile burayı çarpıyorum. x eksi 4 eşittir. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2 y eksi 4 yapar. Bunlar bunlar gitti. x eşittir 2 y mi oldu? Evet x eşittir 2 eşitlerde yok. Y'yi yalnız bırakalım. Y de buradan x bölü 2'ye eşit olur. Yani cevap böylelikle E dremit çıktı 6. soruda. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz galiba. Evet bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde ÖSYM tarzı testlere başlıyoruz. ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.